6 Mart 1999'da annesi Tenzile Erdoğan'ı okuduğu şiiri dinleyince duygu dolu anlar yaşadı. Ancak sonrasında kadın kollarına gönderdiği videodaki sözleri sertti. Baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. Rahmetli olan annesine hayattayken yazdığı şiiri dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart 1999'da annesi Tenzile Erdoğan'a okuduğu şiiri dinleyince duygu dolu anlar yaşadı. Ancak kadın kollarına gönderdiği videolu mesajda muhalefete yönelik sözleri bir o kadar sertti. Diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, hala riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz. Tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir. Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na da katıldı. Dünya şimdi yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak, hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacak. Bu defa Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır.